Herkese merhabalar. Şu anda gördüğünüz gibi yüzümde hiçbir şey yok. Bu cildimin benim biraz düzelmiş hali. Ama yani tek bir tane aktif şurada sivilcem var dudağımın üstünde. Onun dışında olanlar yani şunlar falan da biraz daha dolu gibi ama onun dışında olanlar genelde leke. Ben çok kötü bir dönemden geçtim, sivilce döneminden. Şu anda biraz sakinleşmiş durumda. Eczaneden aldığım bir takım ilaçlardan destek alıyorum. Yani hap değil de yüze sürülen şeylerden. Onların ismini bana soracaksınız ama ben kesinlikle krem de olsa ilaç ismi vermekte hoşlanmıyorum. Çünkü benim cildime iyi gelen sizde bir etki yapabilir. Ya doktorunuza ya eczacınıza danışın. Çünkü eczanede satılan şeyler bütün eczacılar biliyordur diye düşünüyorum. Zaten hani bir mucize yarattı, tamamen yüzümü geçirdi falan gibi de bir şey yok. 3-4 gündür kullanıyorum. Bir sakinlik, bir şey durumu var. Hala aktif ve böyle kırmızı durumum olduğu için ve video çekmek için makyaj yapacaktım. Dedim ki siz de benden çok makyaj videosu istiyorsunuz ve ben beceremiyorum. Ama dedim ki neden bir sivilce kapatma videosu olmasın? Şimdi internette, YouTube'da yüzlerce çok güzel video var ve hani ben onlar kadar iyi yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Yani sivilcenin, bazı sivilcenin yapısıyla da alakası var. Şu anda öyle değil ama sivilce kurumaya başladığı zaman ve üstü kabuk olduysa, ki benimkinde genellikle öyle oluyor, o kabuklu görüntüyü kapatmanın, yok etmenin imkanı yok. Ve onun üstüne daha fazla makyaj yaptığınızda daha kötü gözüküyor. Ben onun için öyle olduğu zaman özellikle minimalde tutmayı tercih ediyorum. Bırakıyorum o kabuk gözüksün. Çünkü onun üstüne sürdüğünüz her şey daha kötü gözükmesine sebep oluyor. Onun dışında böyle hafif bombeli büyük sivilce olduğu zaman yine onun görüntüsünü tamamen kaybetmenize imkan yok. Kamerada çok gözükmeyebilir. Fotoğraf çekildiğinde bir şekilde kapatılabilir. Ama o şişkinliği yok edemezsiniz. Üstünü tamamen kapatabilirsiniz. Kırmızı gözükmesini engelleyebilirsiniz. Benim en çok dikkat ettiğim noktalardan biri o. Şu bölgedeki kırmızılığı mümkün olduğunca kapatmaya çalışıyorum. Lekeleri de elimden geldiğince kapatıyorum. Ben bu düzeni genellikle değiştiriyorum. Her zaman aynı şeyi yapmıyorum. Sivilcenin durumuna, çokluğuna göre. Önce yüzün iyice nemlendirilmesi çok önemli. Ben yaklaşık bir 5 dakika evvel nemlendirdim. Üstüne bir 5 dakika bekledim. Eğer sabah böyle işe giderken falan değil de rahat rahat hazırlanıyorsanız muhakkak nemlendiricinizi önceden sürün derim. Tabii ki sabahları benim için de mümkün olmuyor. Ama yani vaktiniz varsa buna dikkat edin derim. Ben hemen bir primerla başlayacağım. Şu anda kullanacağım, elimde mini bir boy var. The Professional Benefit'in primer'ı. Bu güzel bir primer. Gözenekleri güzel kapatan bir primer. Severek kullanıyorum. Olmazsa mesela yani bir sepet hazırladım kendime. Bir kutu hazırladım. Onu da kullanabileceğimiz ürünlerden birkaç tane seçtim. Elimdeki her ürünü koymadım tabii ama Flormar'ın daha uygun seçenekli Invisible Pores. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun bir de renkli olanı var. Onun çok daha güzel olduğunu duydum. Ben onu denemedim. Bu var elimde. Ama o da güzel. Professional'ı. Hem gözenek kapatması için hem de makyajın biraz daha uzun süre dayanabilmesi için parmaklarımla uyguluyorum primer'ı ben. Hem de yüze daha böyle yumuşak, pürüzsüz bir hali veriyor. Özellikle burun üstü için. Onu uyguladıktan sonra ben tamamen esasında kafama göre takılıyorum. Bunun bir sırası vardır belki ama ben son zamanlarda böyle yapıyorum. Kırmızılığın çok olduğu dönemlerde özellikle kırmızılığı nötralize etmek için yeşil kullanıyorum. Elimde kullandığım biri Flormar'ın şu kapatıcı paleti. Bunun içindeki yeşil rengi kullanıyorum. Ya da daha evvelden almış olduğum Inglot'un bir yeşil kapatıcısı var. Bugün bunu kullanalım isterseniz. Ya da biraz onu kullanabiliriz. Bu biraz daha doğala yakın bir yeşil. Flormar'ınki biraz daha canlı bir yeşil. Ama performans olarak fark etmiyorlar. Sadece üstüne normal kapatıcı sürdüğünüzde bu açık olan biraz daha kolay kapanıyor. Kullandığım fırça da Real Techniques'in Detailer Brush'ı. İnce minicik bir fırça kullanmayı tercih ediyorum. Özellikle sivilce kapatacağım zaman. Eğer vaktim varsa ben de gayet böyle rahat rahat kırmızılıkları olan yerlere. Sivilce eğer dediğim gibi şiş bir sivilce ise üstüne şöyle sürüp sadece bırakmıyorum. Onun etrafına da
O tepeciğin etrafına da muhakkak uyguluyorum. Bütün kırmızılık gördüğüm yerlere ufak ufak pıtpıtlayarak. Uyguluyorum. Yeşil konsilerimi uyguladıktan sonra çok fazla üstüne bastırmıyorum. Bu halde bırakıyorum. Ve üstüne ben hemen fondötene geçiyorum. Kimi zaman bir BB krem kullanıyorum. Bu içlerinde en sevdiklerimden biri. 2 ya da 3 tane çok sevdiğim BB krem renkli nemlendirici tipli ürünüm var. Pompalı, Misha'nın. Bu mat olanı, normal olanı da olabilir. Ya da çok mat bir görünüm istemediğim zamanlarda daha ince yapılı fondötenler de tercih edebiliyorum. Makeup Forever HD ya da ışıltılı, yani bunlar çok mat olmayan fondötenler. Ama ona göre şöyle ayarlıyorum. Eğer ya da benim favorilerimden biri Rimmel Wake Me Up. Eğer böyle daha ışıltılı, daha glowy böyle bir fondöten kullanırsam üstüne daha mat bir pudra geçiyorum. Daha mat bir fondöten kullanırsam üstüne daha hafif bir pudra geçiyorum. Öyle dengelemeye çalışıyorum. Bugün Misha mı yapsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam karar veremedim. Hadi klasikten gidelim. Rimmel Wake Me Up kullanayım. Kremin arkasına sıkıyorum. Ve Beauty Blender'ımla pıt pıt yaparak alttaki o yeşil fondötü şeyi, kapatıcıyı çok fazla yerinden oynatmamak suretiyle fondötenimi uyguluyorum. Daha sonra kapatıcının gördüğünüz gibi çok fazla kapatıcılığı olmasa da yeterli miktarda kapatıyor. Bunun üstüne daha kat kat ya da daha yoğun bir fondöten uygulamayı sevmiyorum. Eskiden onu da çok yapardım. Daha yani Revlon Color Stay gibi ya da Estée Lauder Double Wear gibi daha kalın şey sürmeyi. Fakat bu şeyi de bırakıp bunun üstüne bir sivilce kapatmaya gidiyorum. O da çeşitli tercihlerim olabiliyor. Ha bu arada fondöteni sürmeden evvel eğer sivilcelerim bu halde olduğundan çok yoğunsa bir kat kapatıcı da onun altına sürebilirim. Ama çok minik minik böyle ufak ufak o yeşilleri biraz daha nötralize edebilmek için. O sırada muhakkak Misha'nın Perfect Concealer'ı ya da MAC'in Studio Finish Concealer'ı gibi bu böyle kapta olan daha yoğun formlu kapatıcıları tercih ediyorum. Bu haldeyken de bunları uygulayabilirsiniz ki benim son zamanlarda en çok tercih ettiklerimden biri Misha'nınki ya da NARS'ın Creamy Concealer'ı. Bu gözaltı için de çok güzel bir concealer. Fakat benim rengim biraz koyu olduğu için bu özellikle ciltteki sivilceleri kapatmak için de kullanıyorum bunu. Bu daha likit yapıda bir concealer. Özellikle bunu bir yere giderken yanıma alıyorum açıkçası. Çünkü şu şekilde uygulanabiliyor. Şöyle NARS'ın Cream Concealer'ıyla ya da Misha'yla da şöyle bir kapatalım. Misha'nın rengi ten rengime uygun olduğu için onu da çok tercih ettiğim oluyor. Şimdi bunları Beauty Blender'ımın sivri kısmıyla hemen pıtpıtlıyorum.
Kapatma işlemi şimdilik bu kadar. Dediğim gibi eğer işte aktif sivilceniz varsa onu çok çok fazla yok etme imkanınız olmuyor. En azından benim cildimde, benim sivilcelerimde olmuyor. Ama insan içine çıkılacak bir hale gelmiş olabiliyorum. Pudraya geçelim. Aa, bu arada nemlendiriciden bahsettim mi? Bahsettim. Ama ben Doktor Murat'ınkini kullanıyorum. Şu anda çok memnunum. Güzel nemlendiriyor, yağlandırmadan nemlendiriyor. Kendinize uygun bir nemlendirici bulmanızı tavsiye ederim. Yağsız nemlendiricilere gidin. Eğer çok sivilceli ve yağlı bir cildiniz varsa hemen şimdi en son aşama olan pudraya geçiyoruz. Pudra için de dediğim gibi iki yöntem tercih edebiliyorum. Biri Ghost Makeup Artist'ten öğrenmiş olduğum. O da bu pudra fondöteni kullanıyordu. Studio Fix MAC'in oldukça yoğun yapıda olan bir fondöten. Ben şimdi bunu kullanmayacağım. Bir pufu alıp şu şekilde tutarak bastıktan sonra, hatta şurada kullanılmış bir pufum var. Şu şekilde ürünü aldıktan sonra şöyle 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 bastırarak ürünü cilde yedirip, kullanmayacağım dedim, kullandım. İyice kapanması, kapatıcılığı arttırmak açısından böyle bir yöntem kullanıyor. Bu, yani bu kadar fazla kapatıcılık bir gece makyajı için tercih edebileceğim bir şey olabilir. Ama ben günlük makyajımda daha hafife gidiyorum. Önemli olan şu anda bu kapatıcılık beni günlük için idare edecektir. Kötü gözüken bir görüntü yok. Günlük olarak makyajımı sabitlemek amacım. Onun için yine matlaştırıcı özelliği olan bir toz pudra, şeffaf, transparan bir pudra. Toz olması şart değil. Basılmış bir pudra olabilir. Herhangi bir mat pudra olabilir. Eğer cildiniz çok çok mat değilse, yani çok çok yağlı değilse normal bir ince pudra olabilir. O yüzden tamamen pudra seçimi sizin tercihinize kalmış. Ben Goshen bu transparan toz pudrasını çok severek kullanıyorum. Bunu da çok yumuşak, çok böyle kocaman bir fırça olan Zoeva'nın 100 numaralı yüz fırçasıyla, ki favori fırçalarımdan biri, kullanıyorum. Bu arada göz altına kapatıcı sürmedim. Videomuzun konusu değil. Ben de unuttum açıkçası. Yine mümkün olduğunca pıt pıt yaparak sabitliyorum yüzümü. Günlük makyajım, daha doğrusu makyajımın bazı böylece hazır olmuş oluyor. Allık, kontür, aydınlatıcı vesaire işlemleri belki bir sonraki videoda yaparız. Bilmiyorum. Işığa bağlı. Vakit olarak yetiştirebilirsem onu da belki buna eklerim. Umarım hoşunuza giden, faydalı olacak bir video olmuştur. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.